Qarabağ uğrunda 44 gün davam edən uğurlu Böyük Vətən müharibəsinin ardından tərəflər arasında imzalanan bəyanat regiona, eləcə də Azərbaycan və Türkiyəyə iqtisadi baxımdan böyük uğurlar qazandıracaq. Bəyanatın 9-cu bəndində qeyd olunduğu kimi, Naxçıvan blokadadan çıxır və quru yolu ilə Azərbaycana hərəkət xətti açılır. Dəhlizin açılması Türkiyə və Azərbaycan arasında layihələrin 3-cü dövlət olmadan həyata keçirilməsinə imkan yaradacaq. Anadolu Agentliyinə danışan Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri Adil Qara İsmailoğlu bildirib ki, Türkiyə Naxçıvan istiqamətində dəmir yolu çəkməyi planlaşdırır. Hazırda bu istiqamətdə layihələndirmə işləri gedir və tez bir zamanda başa çatacaq. Təbii ki, bu büyük bir proje olacaq. Yəni, nə yapacaq? Kars'ı gələcək Iğdır üzərindən. Buradan Naxçıvana bağladığı an, Naxçıvan üzerinden Azerbaycan'a bir bağlantı daha olacak. Böylece bağlantı İran'a ve Orta Asya'ya da ulaşmış olacak. Diğer taraftan şu andaki açılmış olan hat Marmara ile beraber Asya'yı Avrupa'ya bağladı. Ve kesintisiz yolcuda ve yükte böyle büyük bir avantaj elde edildi. Bilindiği gibi bu Çin ile Avrupa arasında çok önemli bir köprü. Türkiye'de bu yaptığı yatırımlarla beraber Güney Koridorunu çok güçlendirmiş oldu. Şimdi bu bağlantıyla beraber yeni bir ilave daha yapıyor ve bu yani bunun ekonomiye getireceği katkı çok fazla olacak. Neden? Çünkü ekonominin itici gücü bu ulaşım demiryolu. Çin'den başlayan Obor denilen bir yol, bir kuşak projesinin bir yansıması olarak görüyorum. Çünkü bir yol, bir kuşak projesi Karadağ'daki, Dağlı Karabağ'daki bu problemden dolayı Avrasya'dan Türkiye'ye ve oradan Avrupa'ya ulaşmakta problem yaşıyordu. Sorun yaşıyordu. Çünkü dikkat ederseniz dünyada bir güç değişimi var. Amerika ekonomik anlamda bir çöküş içerisinde. Çin'de ciddi bir büyüme var. Çin büyümesini arttırabilmek için bir yol bir kuşak teorisini ortaya attı. Denizden ve orta kuşaktan Avrupa'ya ulaşacak çeşitli koridorlar oluşturmayı vaat etti. Bunu kendi finansmanlarını kullandı. Dağlı Karabağ problemi bu işi biraz sekteye uğratsa da bir şekilde bu işin çözümüne razı gelindi gibi görülüyor. Ekonomik olarak çünkü Ermenistan zaten bölgede varlık gösteremeyen bir ülkeydi. Ülkesindeki nüfusun büyük bir çoğunluğu yurt dışına göçüyor. Bu koridor bu anlamda bölgede farklı bir gelir kaynağının da oluşması anlamına gelecek Ermenistan için. Biz bundan sonraki süreçte neler olacağını hep beraber seyredeceğiz. Türkiye'den Naxçıvan'a çekilecek demir yolu ise Qars-Iğdır aralıq dil ucu xəttinin devamı olacak. İnşa olunan Qars Lojistik Mərkəzi ile Çin, Hindistan, Pakistan ve İran'dan Avropaya ve Türkiye limanlarına əhəmiyyətli bir yük axını reallaşacak. Ülkemizin Şərq-Qərb demir yolu dəhlizini Bakı-Tiflis-Qars demir yolu ile İran ve Naxçıvan'a birleştirecek Qars-Iğdır aralıq dil ucu demir yolu layihəsi yük axını bakmaktadır. Bundan büyük ehemmiyete maliktir. Şu anda bizim Kars-Bakü-Tiflis hattındaki hesapladığımız yani açıldığı zaman hesapladığımız yük ve yolcu miktarlarını size yanlış yapmamak için buradan bakarak verecek olursak 6,5 milyon tonluk bir yük ve 1 milyonluk bir yolcu var. 2023'te bu söylediğim 6,5 milyon ton yükü 16,5 milyon ton yüke yolcuyu da 1 milyondan 1,5 milyona çıkarıyoruz. Bunlar tabii ki kültürel, sosyal, ekonomik yönden işbirliğini güçlendirecek. Yine bizim mesela bakın Divriği Kars Demiryolu'nun bu bağlantılar sayesinde yine bakanımızın ifadesiyle 5 milyon tonluk kapasite 20 milyon tona çıkacak. Yani batıdan doğuya giden ürünlerin Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ihracat ithalatta tabii ki önemli bir paya sahip olan ulaşım giderlerinin azaltılması açısından, işbirliğinin daha güçlenmesi açısından, iki ülkenin bu hatlar sayesinde Çin'den Avrupa'ya gidecek ürünlerde elde edeceği kazanç açısından ülkelerimizin ekonomisine büyük bir katkı sağlayacak. Ve bu aynı zamanda da işbirliğimizi iki ülke arasındaki bu can kardeşlerimize işbirliğini daha da kuvvetlendirmiş olacak.
Nahçıvan'la açılacak bu koridorla beraber alternatif bir güzergah ortaya çıktı. Yani aradan Gürcistan'ı çıkartarak Azerbaycan'ın direkt Türkiye'ye mal ulaştırmasını, vergi istisnalarından faydalanmasını sağlayacak bu koridor. Peki sadece bunu mu sağlayacak? Hayır. Aynı zamanda bir zaman tasarrufu sağlayacak. Yani siz Nahçıvan sınırından Türk tırlarını hareket ettirdiğinizde 4-5 saate bu koridor üzerinden Azerbaycan'a giriş yapabileceksiniz. Bu da malların ve insan tedariğinin ciddi anlamda hızlanması demek. Bunun ekonomik olarak ciddi yansımalar olacaktır. Bölgenin Karabağ'ın, Dal Karabağ'ın toparlanmasından sonra Azerbaycan ekonomisinin zaten iyi durumda, daha da iyi hale gelebilmesi için Türkiye'nin ekonomik entegrasyona girmesini sağlayacak bu koridor. Ve bu koridorun aynı zamanda bölgede barış getireceğini düşünüyorum. Çünkü koridor sadece Türkiye ve Azerbaycan'ı bağlamıyor. Ermenistan üzerinden geçiyor. Zamanla Ermenistan da bu koridoru entegre olarak bölgede Türk dünyasıyla savaşarak değil, barışarak kazanacağını öğrenecektir bence. Bu herkes için önemli bir fırsat olarak görüyorum. 2023 yılına kadar ise bu özünü ülkelerin iktisadi artımında da göstereceğim.